Değerli izleyicilerimiz, Alanya'ya gelmişken tabii ki aktivite merkezleri de en çok aradığımız alanlardan oluyor. Tatilde en çok vakit geçirmek istediğimiz alanlardan oluyor. Alanya bölgesine geldiğinizde burada at sporları üzerine kurulmuş olan bir yerden sesleniyorum bugün sizlere. Yanımızda da işletmemizin sahibi Mustafa Keskin bulunuyor. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugün röportajı 3 kişi alıyoruz. Baturay da bizlere bugün eşlik ediyor. Burada gerçekten harika atlar var. Hem görsel olarak hem de alan olarak o kadar güzel bir ambiyansa sahip ki. Mustafa Bey, öncelikle ben sizlerden dinlemek isterim. Neler yapıyorsunuz burada? Biz aktivite olarak binicilik eğitimi veriyoruz. Ne bileyim, çocuklara terapi olarak ders veriyoruz. Yani bu yarış... Bildiğim kadarıyla otizmli çocuklara, evet, özellikle at sporunun çok iyi geldiği, evet, söyleniyor. İyi geliyor ve onlara eğersiz bindiriyoruz ki vücudunun şeyini alıyor, enerjisini alıyor. Bu daha iyi oluyor. Eğerli olduğu zaman çok iyi olmadığını söyleniyor yani. Hem otizmli çocuklarımızda bir tedavi, terapi amaçlı terapi, kullanılan, evet, bir spor bu. Evet. Aynı zamanda da çocuklarımızın da hoş vakit geçirebileceği bir aktivite aslında. Evet. Peki bunun dışında binicilik dersleri ortalama ne kadar sürüyor ve herkes biniciliği öğrenebilir mi? Evet, herkes öğrenebilir. Düzenli olarak yani devam edilirse bir ay içinde öğrenebilir. İyi bir binici olabilir. Bir ay içerisinde açık alanda gezebiliyoruz, aynen, yani atla. Yani tam profesyonel olmasa dışarıya çıkıp binebilecek şeye gelir yani. Peki burada kaç tane atınız var sizlerin? 14 tane atımız var. 14 tane atınız var. Peki sadece binicilik ve çocuklara terapi olarak mı hizmet veriyor burası? Evet. Binicilik ve terapi için veriyoruz ve ayrıyeten yarış için yetiştirdiğimiz atlarımız da var. Yani bildiğim kadarıyla burada aynı zamanda sizde mesela yan tarafta iki at gördük. Onları da tedavi ediyorsunuz. Aslında, evet, çok güzel bir şey. Ben bunu da sizden dinlemek isterim. Bu bize sakat olarak geldi. Biz bunu tedavi edip iyileştiriyoruz. Biz böyle sakat hayvanları iyileştirip tedavisini yapıp doğaya bıraktığımız da oluyor. İhtiyacı olup iyi bakacak kişilere verdiğimiz de oluyor. Burada kullandıklarımız da oluyor. Yani birçok atı iyileştirdik bu şekilde. Birçok at aslında istemediği bir hayata sürükleniyor. Aynen, ben söylemek, evet, istemiyorum, aynen, orayı, ama sizler burada atları tedavi bile ediyorsunuz. Evet. Çok güzel. Evet. Peki burada veterinerlerimiz ya da hekimlerimiz var mı? Evet. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ya, iki kişilik veteriner ekibimiz var. Bu arkadaşımız Türkiye Jockey Kulübü'nde görev yapmış uzun yıllar. Bir ihtiyacımız olduğu zaman ondan yardım alıyoruz. Bize yardımcı oluyor ondan. Alanımız kaç metrekare alan üzerine kurulu? Alanımız 5000 metrekare. 5000 metrekarelik büyük bir alana sahibiz. Şimdi çok güzel bir ilerleyişiniz var. Evet. Bence çok daha güzel yerlere geleceksiniz ama bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ya bunlar sonrası için daha geliştirip, yani daha düzenli şeyler yapıp bu çocuklara terapi konusunda biraz daha geliştirmek istiyoruz yani. Peki buraya grup halinde çocukları getirebiliyorlar mı? Evet. Sadece yoksa turistlere birebir eğitimler mi veriliyor? O süreç nasıl işliyor? Ya çocuklarınızı getirip eğitim verebiliyoruz. Anlaştığımız kreşler var, getirip düzenli olarak haftalık çocuklarını bindirebiliyor. Biz burada turistler var, bunlara pansiyon olarak atlarına bakıyoruz. Bu tür aktivitelerimiz yani. Yani at sporları namına aslında akla gelebilecek her şey burada sağlanıyor sizler tarafından. Evet. Aynı zamanda aslında efendim burası bir aile işletmesi. Çok tatlı bir aile var burada. Evet. Geldiğinizde köpekler sizleri karşılıyor, kediler, atlar harika bir ambiyansa sahip. Mustafa Bey, ben sizlere teşekkür ediyorum. Eşinizi de ben yanıma alıp bir kadın olarak onun gözünden de burayı dinlemek istiyorum müsaadenizle. Evet. Sizlerin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Bir şeyimiz yok, teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk. Bizler sizlerin ve ekibinizin misafirperverliğiyle burada çok güzel anlar geçiriyoruz. Bir kadın gözünden burayı ben sizlerden de dinlemek istiyorum her şeyden önce. Burası zaten eşimin hayal kurduğu, hani eşim küçüklükten bu yana at sevgisi, hayvan sevgisi içinde hep vardı. Hep bir şeyler yapmak istiyordu. Şimdi hem binicilik üzerine hem pansiyon olaraktan, yani istediği şeyleri, hayalini gerçekleştiriyor. Ben de ona destek oluyorum. Burası sadece at binmeyi bilenler için değil, binmek isteyenler için de, sevenler için, herkese açık. Çoluk çocuk herkes için
Ortam. Yani burada hem bilenler hem evet, bilmeyenler evet. gelip öğrenebilirler. Evet. Bilenler evet. istedikleri atı tercih ederek evet. burada zaman da geçirebilirler. Evet. Eğer isterlerse atlarına pansiyon olarak da evet. kullanabilirler. Harika bir alan kurmuşsunuz. Evet. Yakın bir zamanda umuyoruz ki burada yine kahvaltılarınızla yemek çeşitlerinize de hizmet vereceksiniz. Onu da düşünüyoruz. Henüz daha yeniyiz. Eşimin çok hayali var. İnşallah onun da devam edeceğiz. Yani yakında yeniliklerle karşımızda evet. olacaksınız. Peki size nasıl ulaşabilirler? Bize Instagram yoluyla ulaşabilirler, telefon yoluyla ulaşabilirler, Facebook'tan ulaşabilirler. Gelmeden önce bir rezervasyon yapmaları gerekiyor mu yani? Gerekmiyor. Zaten yeterli sayıda atımız var. Zaten burada iyi bir alan üzerine evet. kuruluyuz ve yeterli sayıda atımız, ekibimiz var diyoruz. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Alanya'mıza geldiğiniz için, buraya geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Sizler de sizlere misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Alanya'ya geldiniz, denizinize girdiniz, konaklamanızı yaptınız. Çocuğunuzla ya da tek başınıza hoş bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Ben sizi çok güzel bir ambiyansla tanıştırdım. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.